Arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar. Bugün sizlere yanında görmüş olduğunuz Ford Fourneye Courier'ın aktif paket yani en dolu paketini tanıtmış olacağım. Bu aracımız dizel manuel, aynı zamanda aynı aracın benzinli manuel ve benzinli otomatik versiyonları da üretiliyor. Ancak dizel otomatik hiçbir seçenekte mevcut değil. Bunu başlayarak girmek istedim. Çünkü çoğu müşterimiz Courier'larda özellikle dizel otomatik araç var mı diye soruyor. Fabrikanın üretimi yok. Bunu söyledikten sonra aktif paket araç bahsettiğim gibi en dolu paket. En dolu paketle birlikte neler geliyor? Bunlardan tek tek bahsedeceğim sizlere. Diğer paketlerle arasındaki fark ne? Fiyat farkı ne? Bunları birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz ve hep beraber karar vereceğiz. Bakalım Fourneye Courier her müşteriye, her kitleye hitap edebiliyor mu? Fiyatları ne oldu? Beraber bir inceleyip görelim. Şöyle ön taraftan başlayalım aktif paketin farklarından. Şimdi aktif pakete geçmiş olduğumuzda öndeki ızgara yapısında bir farklılık var. Alt pateye şeklinde farklı bir ızgara yapısıyla birlikte geliyor aktif paket aracımız. Bu renkte bu araca gerçekten çok güzel yakışmış bir renk. Biz bu renge kaktüs gri diyoruz. Işık altında ve güneş ışığında gerçekten rengi fark edilebilir şekilde güzel görünüyor. Şöyle yan tarafa doğru geçtim. Önce hızlı hızlı göstereceğim. Daha sonra detaylara beraber gireceğiz. Yan tarafa doğru baktığımızda da alt taraflardaki siyahlar ve camdaki siyah çizgi birbirini tamamlar şekilde olması gerçekten güzel gösteriyor aracı. Şöyle arka tarafına doğru devam ettik. Arka tarafında da Fourneye yazımız siyah ve yanabilecek şekilde görünüyor. Bu da aracı güzel görünmesini sağlayan özelliklerden bir tanesi. Şimdi diğer tarafından da şöyle dönmüş olduk. Şimdi detaylarına geçiş yapalım. Şimdi aktif pakete geçtiğimizde hemen sağ ve sol çamurluğun üst tarafına aktif yazısı gelmiş oluyor. Aktif yazısı bahsettiğim gibi bu aracın en dolu paket olduğunu gösteren işaretlerden, simgelerden bir tanesi. Aynı zamanda ön tampon yapısında farklılıklar oluyor. Altta ve üst tarafta gündüz led farlarımız var. Bu titanyum bir alt pakette de üst pakette de geliyor. Onun haricinde aktif paketi olduğunu şu görmüş olduğunuz siyah dodikler, 17 inçlik alüminyum alaşımlı desenli jantlar. Bir alt seviyesinde bu jantlarda herhangi bir desen olmuyor, düz renk oluyor. Bunu da görmüş olduğunuz gibi siyahlı ve beyazlı lazertesinde 17 inçlik çok güzel bir jant tasarımı var. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu aracın özellikle jantlarını. Dış tarafında da bir önceki Fourneye Courier aracımıza göre oldukça araç aslında genişledi, büyüdü ve yükseltildi. Şimdi o verilerden de şöyle sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu aracımız 1.5 motor, 100 beygir. Bir önceki araçla aynı motora sahip, aynı güce sahip. Tork olarak 250 tork üretiyor. Yakıt tüketimi olarak da araç ortalama 5,5-6 litrelik bir yakıt tüketimi sarf ediyor, sahip. Tabii bu şehir içi, şehir dışında farklılıklar gösterebilir. Benim size bahsetmiş olduğum bu veriler tamamen fabrikanın VLTP standartlarına göre, yani gerçek yol koşullarına göre üretilmiş olan veriler. Ama bahsettiğim gibi tekrar söyleyeyim, kullanıma göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi aracın boş ağırlığı 1420 kilogram. İstihap haddinde 745 kilogram gibi bir yük taşıyabiliyorsunuz bu araçla. Bilginiz olsun, bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda çekme karavan içinde kullanılabiliyor araç. Aracın toplam uzunluğu 4 metre 34 santim. Genişlik olarak da aynalar açık bir şekilde 2 metrelik bir genişliğe sahip Fourneye Courier aktif aracımız. Yükseklikte 1 metre 83 santimlik bir yüksekliğe sahip. Bir de aksırılığının bilgisini vermek istiyorum. Çünkü özellikle köprüleri kullanabiliyor muyuz, aksırılığı nedir diye soran müşterilerimiz oluyor. Aksırılığını önce göstermek istiyorum size. Aksırılığı ön tekerin orta noktası ile arka tekerin orta noktası arasındaki olan mesafe 2.69 bu aracımızda. Şimdi bu kadar detay, veri ve sayı paylaştık. O zaman bagaj tarafından da biraz mesafelerden bilgi verelim. Şöyle bagaj hacmi tarafına geçtiğimizde bu aracın bagaj yani tavandan tabana kadar yükleme yüksekliği 1 metre 17 santimlik bir yüksekliği var bu alanın. Pardon, hemen değiştiriyorum. Yükseklik olarak 1 metre 21 santim, genişlik olarak 1 metre 17 santim, uzunluk olarak da eğer koltukları katlar isek
1 metre 42, düz olursa da yani şu anki şeklinde olursa 1 metre lik bir yükleme alanı sağlıyor. Tabii koltuklar katlandığında bu 1 metre 42 santimlik yani şu alanda bir 40 santimlik daha fazla yer açmış oluyorsunuz. Bununla birlikte metreküp olarak da 2.45 metreküp, eğer düz olursa da 1.25 metreküplük bir alana sahip araç. Bagaj hacmini de bu şekilde belirtmiş olalım. Tabi biliyorsunuz ben biraz böyle metreyle ölçmeyi seviyorum. Yine video içerisinde metreyle tek tek ölçüp o verileri de paylaşırım sizlere. Benim paylaştığım bu veriler, şu anki paylaşmış olduğum verilerin hepsi liste verisi, tek kuruşundan alınmış olan veriler. Şimdi en son bir de yakıt tarafından bahsedeyim size. Araçta bir AdBlue olması gerekiyor. Dizel araçlarımızın tümünde AdBlue var. Yakıt deposu 47 litrelik bir yakıt deposuna sahip araç. AdBlue olarak da yanlış hatırlamıyorsam 20-23 litrelik bir AdBlue deposu olması gerekiyor. Dizel olduğu için. Şimdi arka camlar full aşağı doğru inebiliyor. Bir önceki seri olan Titanium'da da bu. Yine arka camlar inebiliyordu. İç tarafına doğru yavaş yavaş geçmiş olalım. Aktif paketle birlikte şuralarda güzel bir kumaş parçası var. Güzel görünüyor gerçekten. Doku hissiyatı çok iyi. Ama tabii buralar sonuçta almış olduğumuz ve kullanacağımız araç hafif ticari bir araç. Yani çok böyle her tarafın deri kaplı, spor dikişli eklemek de gerekmiyor işin açıkçası. Arka camlar elektrikli otomatik dedik. Ön camlar elektrikli otomatik dedik. Aynalar içeriden aynalar içeriden ayarlanabiliyor. Katlanabilir özelliği bir paketle birlikte geliyor. Gelişmiş park yardım paketi gibi bir paket var aracımızda. Bununla birlikte farklı özellikler de geliyor. Adaptif hız kontrol sistemi, ayna katlama, yokuş kalkış, özür dilerim. Adaptif hız kontrol ve öndeki aracı takip etme gibi özellikler gelişmiş park yardımıyla birlikte geliyor. Ayna katlama da o paketin içeriğinde yer alıyor. Bu araçta ayna katlama yok. Düz aktif paket bu. Ekstra herhangi bir opsiyon yok. Araçta özellik olarak deri direksiyon, hız sabitleme, yol bilgisayarı, yağmur far sensörü gibi özellikler zaten standartına geliyor. Bir de şöyle yapalım. Anahtarsız çalıştırma da var araçta. Şu an anahtarlar elimde. Şöyle bir çalıştırmadan bir start verelim araca. Görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda hayalet ekran araçta standart geliyor. Tüm versiyonlarda bu standart olarak gelen özellikler. Aracın klima ünitesi tamamen ortadaki dijital ekrandan ayarlanıyor. Aracı çalıştırma noktamız, klimayı hızlı bir şekilde açıp kapatma noktamız gibi özelliklere sahip. Aynı zamanda akıllı telefon şarj istasyonumuz var. Buraya koyduğunuzda telefonunuz uyumlu olduğunda telefonunuzu şarj edebiliyor. Type-C ile USB girişi. Araç ilk geldiğinde şunun ne olduğunu anlamamıştım. Sonradan yorumlarda yazanlar sayesinde ben de öğrenmiş oldum. Akıllı telefon tutacak için bir yer yapılmış, bir yer düşünülmüş. Telefon tutacağınızı buraya koyduğunuzda telefonunuzda tam ortada görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle yan taraflara doğru geldiğimizde yine burada deri bir vites topusu var. Bu da güzel bir hissiyat. Güzel bir hissiyat veriyor deri vites topumuzda. Yine kol dayamamız en üst pakette standart olarak geliyor. Böyle bir kol dayamamız mevcut. Koltuklarımız parçalı deri, spor dikişli, güzel bir koltuk dizaynına sahip araç. Şimdi